Ve işte bunu aşabilmek için tabii ki farklı aşılar aslında en başından bağlantı yapılması gerekiyordu. Sadece Çin aşısına güvenilmemesi gerekiyordu eleştirileri öne çıkarken. Sputnik V aşısı Rusya'nın yapmış olduğu aşı konuyla ilgili bir müjde gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'yla... Teması sırasında ziyareti sırasında Sputnik V aşısının Türkiye ile birlikte yani Türkiye'de de üretilmesi böylesi bir çalışma vardı. Nihayetinde çok acil Çin'de böyle bir e, sorun çıkmışken BioNTech aşısı bir an önce zaten gelmeli ve tabi Rus aşısı Sputnik ve işte bunun içinde çok hızlıca bir adım atılması gerekiyor konuyla ilgili de bir ziyaret haberi var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber gelecek ay Rusya'yı ziyaret edeceklerini açıkladılar. Rüya Haber Ajansı'na konuşan Çavuşoğlu, Rusya ile anlaşmaya varılması halinde ziyaretin Kurban Bayramı öncesinde yani 12 Mayıs'a kadar gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bir yandan aşı, bir yandan da tabi Rusya'dan seyahatlerin kısıtlanması konusu gündemde. Bakan Çavuşoğlu tatil belgelerini denetlemek üzere Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek sıhhi müfettiş heyetine her an hazırlamaya hazır mı? mesajını verdi. İstedikleri her an hatta şu an gelebilirler dedi. Rusya artan koronavirüs vakaları üzerine Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran'a kadar sınırladı. Sadece haftada 2 gün İstanbul-Moskova arasında uçuş yapılıyor. Türkiye Rus heyetinin incelemeleri sonrasında sınırlamanın iptal edilmesini bekliyor.